Merhaba değerli takipçilerimiz. Armoni Medya olarak Makedonya'da şirket kuruluşu, oturma izni, danışmanlık konularında hizmet vermekteyiz. Makedonya'da şirket kurmak isteyen dostlarımıza, arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz. İstedik ki Makedonya'ya gelmeden önce bilgi alabilecekleri bir Türkçe kaynak olsun. Bunun için de elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Makedonya'ya gelmeye karar vermeleri durumunda ise şirket kuruluşu, oturma izni gibi konularda yardımcı oluyoruz. Bunun ötesinde güvenilir bir emlakçıyla tanışmasını sağlıyor, güvenilir bir emlakçı vasıtasıyla evini tutmasını da sağlıyoruz. Aynı zamanda şirket kuruluşunun ardından bilindiği gibi muhasebeci de büyük önem arz etmektedir. Güvenilir bir muhasebeci aracılığıyla da işlemlerini hallettiriyoruz. Bu hususa dikkat etmekte fayda görüyorum. Çünkü Makedonya'ya şirket kurmaya gelen birçok kişi başlangıçta çok düşük şirket kuruluş ücreti alan kişiler tarafından şirket kurulduktan sonra deyim yerindeyse yarı yolda bırakılabiliyorlar. Özellikle bazı muhasebeciler fahiş ücretler talep ediyorlar. Oysa muhasebe ücretleri onların talep ettiği gibi hiç de yüksek değil. O nedenle bunlarla görüşmeden önce birkaç kişiyle görüşmenizde fayda var diyorum. Peki biz şirket kuruluşu işlemi içerisinde neleri dahil ediyoruz? Avukatlık ücreti dahildir. Bizim ücretimiz dahildir. Bulacağımız emlakçı vasıtasıyla tutacağınız evdeki o kişilerle tanışmanız, emlakçıyla tanışmanız dahildir. Muhasebeciyle götürüp tanıştırıyoruz. Banka hesabınızın açılmasına yardımcı oluyoruz. Faaliyet belgenizi çıkarıyoruz. Aynı zamanda kaşenizi ve mührünüzü yaptırıyoruz. Yani şirketi kurduk. Şirketi kurduktan sonra bu tarz belgelerin hepsine ihtiyacınız olacak. Emlakçıya ihtiyacınız olacak. Kaşeye, mühüre ihtiyacınız olacak. Faaliyet belgesine ihtiyacınız olacak. Banka hesabı açılmasında bir yardımcıya ihtiyacınız olacak. Ev tutarken bir yardımcıya ihtiyacınız olacak. Dolayısıyla piyasa hakkında bilgi almak istediğiniz bir kişi de olacak. Az çok Makedonya piyasasını, ekonomisini biliyoruz. Nerede ne gider, ne yapılır, hangi işler tutar. Size bu konularda da danışmanlık hizmeti veriyoruz. Kısacası başınız sıkıştığı anda ekranda görünen numaradan WhatsApp üzerinden arıyorsunuz ve yardımcı oluyoruz. Her konuda. O nedenle Makedonya şirket kuruluşu konusunda dikkatli olmanızda fayda var diyorum. Bilgileri vermeden önce bu bilgileri size aktarma gereği duydum. Peki Makedonya'da şirket kuruluşu için ne gerekli? Öncelikle 5000 euro bir sermaye yatırmanız gerekiyor. Devlet bu parayı sizden hemen istemiyor. Bir yıl içerisinde talep ediyor. Yani şirketi kurduktan sonra 5000 euro sermayenizi bir yıl içinde şirketin banka hesabına yatıracaksınız. Ve bu parayı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İster araba alırsınız, ister maaşlarınızı öderseniz, ister sigortalarınızı öderseniz, ister bilgisayar alırsınız. O size kalmış. Bazı danışmanlık işi yapanlar veya şirket kuruluşu yapanlar 5000 euroyu yatırın diyorlarmış. Şimdi kullanacaksınız. Birkaç kişiden duyum aldık. Çok şaşırtıcıdır ki dolandırıldıklarına dair. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Kimseye parayı vermeyeceksiniz. Kimsenin hesabına yatırmayacaksınız. Kendi şirketinizin hesabına kendiniz yatıracaksınız. Yani bir aracı vesaire olmadan. Dolayısıyla o 5000 euro sermaye olayı aslında budur. İstenilen rakam tabii ki şimdilik budur. Avrupa Birliği'ne girmesi durumunda ülke herhalde bu rakam değişecektir, artırılacaktır diye düşünüyorum. Peki gereken evraklar nelerdir? Ben gelirken şirket kuruluşu için neyi getirmem gerekir diyorlar. O da çok basit. Pasaportunuz ve kimliğinizin noterden aslı gibidir onaylı fotokopisi ve tercümesi. Makedonya'ya geldiğiniz zaman bu yeterli. Bunları teslim etmeniz durumunda şirket kuruluyor. Oturma izni için ise gerekli belgeler, SGK dökümü, aynı zamanda ikametgah belgesi, adli sicil kaydı ama bu savcılıktan alınacak ve bu belgenin en az 3 ay geçerlilik süresi olması gerekiyor. Yani gidip de 6 ay öncesindeki, 5 ay öncesindeki, 4 ay öncesindeki çıkartmış olduğunuz belgeyle gelmeyin.